Dostlar merhaba, hoş geldiniz. Bir soru bir teknik köşesiyle sizlerle birlikteyim. Haydi sorumuza hemen bakalım. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi yan anlamda kullanılmıştır? Değerli dostlarım biliyorsunuz ki sözcük akla gelen ilk anlamda kullanılmışsa temel anlamdır. Akla gelen ilk anlamda değilse ya yan anlamlıdır ya da mecaz anlamlıdır. Bunu ayırt etmenin son derece basit bir yolu var dostlarım. Eğer sözcük akla gelen ilk anlamda değilse ve hala somut bir şeylerden bahsediyorsa yan anlam, eğer soyuta geçmişse mecaz anlam olarak değerlendirebilirsiniz. Örneğin bu sene Türkiye komşularıyla sıcak ilişkiler kurdu dediğimizde sıcak akla gelen ilk anlamda değil ama soyut bir şeylerden bahsediyor. Samimiyet vesaire. Dolayısıyla mecaz diyeceğiz. Acı biberler ağzımı yakıp beni terletti dediğimizde acı sözcüğü zaten akla gelen ilk anlamda geçtim. İyi bir eş kara günde de çocuklarının yanında olur. Kara bu akla gelen ilk anlamda değil ve soyuttan bahsediyor. Mecaz, keskin, zehir gibi bir koku bütün sınıfı sarmıştı. Bu zaten temel anlamda geçtim. İki göz bir ev alıp kiradan kurtulmak istiyordu. Göz akla gelen ilk anlamda değil. Ama hala somut bir şeylerden bahsediyor. Oda sayısı vesaire. Dolayısıyla biz buna yan anlam diyeceğiz. Cevabımız da E seçeneği olacak. Evet, teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.